Merhabalar. YouTube kanalıma ve tadımlık belgesellere hoş geldiniz. Doğanın hala etkisi altındayım, belki anlaşılıyordur. Burası çok dingin, çok güzel bir doğa parçası. Burdur'da Salda Gölü kenarındayım. Bu videoyu baştan sona Salda'da yaşayacağız hep beraber. Peki neden buradayım? Hemen onu da açıklayayım size. Geçtiğimiz aylarda Mars'tan gelen fotoğraflara bakan bilim insanları farklı kaya oluşumlarıyla karşılaşmışlar. Bunlar mantarımsı, beyaz renkli, açık renkli alanların ortasında yer alan kayalar. Benzerini dünyada aramışlar ve iki yerde olduğunu fark etmişler. Birisi Kanada'nın kuzeyinde, birisi de Anadolu'da Salda Gölü civarında. Hemen bilim insanları buraya gelmişler ve araştırmalar yapmışlar. Hatta bir yabancı ekip burada belgesel de çekmiş. Biz de isterseniz kendi küçük belgeselimizi çekelim ve bu sırada Salda Gölü'nün o eşsiz özelliklerinden sizlere bahsedeyim. Salda Gölü kıyısında belediyeye ait kamp alanında oldukça uygun fiyatla bungalov kiralama olanağı bulunuyor. Çadır için uygun alanlar da var. Bölge özellikle gençlerin gözdesi. Fotoğraf çekenler, sahilde gezenler veya bir masada oturup doğanın tadını çıkaranlar çoğunlukla onlar. Öte yandan bu sahil bilimsel anlamda da ülkemizin nadir bulunan özelliklerine sahip. Bu çevre için yapılacak ileriye dönük bütün popüler hesaplar bu kırılganlığı, az bulunurluğu hesaba katarak bilimsel düşünceden ayrılmadan yapılmalı. Salda'nın yaklaşık olarak 2 milyon yıl önce oluştuğu düşünülüyor. Ülkemizde ve dünyada çok sayıda bulunan tektonik göllerden bir tanesi Salda. Nedir tektonik göl? Yeryüzü hareketlerinin kıvrımlarında, çukurluklarında meydana gelen göller bunlar. Çoğunun herhangi bir su kaynağı, besleyen su kaynağı yok. Kendi kaynakları var. Dipten kaynayan suları var veya yağmur sularıyla besleniyorlar. Ancak bu göller zamanla kendine özgü karakterler kazanmışlar. Salda da öyle. Örneğin pH derecesi suyun yaklaşık 8,5-9 civarında. Her canlının yaşamasına uygun değil. Ancak içeride balık var, başka canlılar var, mikroorganizmalar var. Onlar Salda'da yaşamaya uyum göstermişler. Özellikle bir balık türü sadece Salda'da bulunuyor. Başka özellikler de var. Mesela burası bir doğa alanı. Birinci derece sit alanı, koruma altında. Sığır kuyruğu bitkisinin iki türü Salda'nın güney sahillerinde yetişiyor. Sadece orada var dünyada. Yani Salda'nın çok fazla kendine özgü özelliği var. Mesela dünyanın en temiz göllerinden bir tanesi burası. Dünyanın en derin göllerinden bir tanesi aynı zamanda. Geri kalanını da saymaya devam ederiz.
Örneğin Satürn'ün uydusu Enceladus'tan elde edilen veriler tuzlu, pH değeri 8.6 ile 9.5 arasında değişen okyanuslara işaret ederken, benzer özellikler taşıyan Salda Gölü, uzayda yaşamın izlerini bulmaya çalışan bilim insanları için önemli ipuçları saklıyor olabilir. Yaygın olarak Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen kumsaldayım ve yürüyüşüm sırasında küçük çukurlar, içi su dolu çukurlar önüme çıktı. Bunlar doğal değil, insanlar tarafından açılmış çünkü Salda'nın killi kumunun cilde ve saçlara çok büyük faydası var. Bilimsel olarak kanıtlanmış. O yüzden yaz aylarında insanlar bu suların içerisine giriyorlar ve küçük bir dinlenme, bir banyo gerçekleştiriyorlar. Büyük bir ihtimalle faydasını görüyorlardır. 2 milyar yıl önce dünyadaki tek canlı formu fotosentetik siyanobakterilerdi. Bu canlıların kalıntıları olan ve stromatolit adı verilen kaya yapıları en yaşlı mikrobiyal fosil kayıtları olarak biliniyor. Dünyada o dönemin su ve hava şartları artık bulunmadığından onların hala böyle kayalar ürettiklerine tanık olmak çok ender rastlanan bir durum. Nerede olduklarını bilmiyorum. Ancak burada varlar ve ilerideki kayalık burun çok çekici geliyor bana. Gölün killi, yumuşak bir tabanı var. Hafifçe batıyor. Bu yüzden yüzmeye çok elverişli değil ama ben dikkatli bir şekilde biraz ilerledim. Çünkü size bir yapıyı göstermek istiyorum. Bu Salda Gölü'nde bulunan ve her yerde bulunmayan, ender görülen bir yapı. Stromatolit diye adlandırılıyor. Örneğin Avustralya'da görülüyor. Amerika'da bir müzede 3,5 milyar yıllık bir örneği var. Peki bu stromatolit denilen yapı, Salda Gölü'nde bol bol bulunan yapı nedir? Nasıl oluşuyor? Gölde birçok mikrobik seviyede canlı yaşıyor. Bunlardan siyanobakteriler grubu çok önemli. Bunlar fotosentez yapabilen tek hücreliler. Göldeki magnezyumu metabolizmaları sırasında kullanıyorlar ve bunu manyezite çeviriyorlar. Dolayısıyla bu işlem sırasında bir çökme sağlıyorlar. Yavaş yavaş bu kayalaşmaya dönüşüyor. Mantar şeklinde, karnabahar şeklinde yapılar halini alıyor. Onlardan bir tanesi şu anda önümde. Zamanla bu yapılar suyun içerisinde yükseliyorlar. 8-10 metrelik yüksekliklere ulaşabiliyorlar. Hatta inanması biraz güç gelecek ama arkamda gördüğünüz adalar işte o bakterilerin yaptığı adalar. Milyonlarca yıl içerisinde uğraşa didine yükseltmişler gördüğünüz gibi kayaları. Salda Gölü kendine has çok fazla gizem barındırıyor. Bu yüzden bilim insanlarının gözdesi, araştırılmaya devam ediyor. Özellikle Mars'la olan ilişkisi üzerinde çok titizlikle duruyor bilim insanları. Thank you.
serilik ne oluyor? Sen. Oo canım benim. Burdur'da Salda Gölü'nün kenarındaydım. Salda Gölü'nün özelliklerini araştırınca belgesel olur demiştim, yanılmamışım. Küçük bir belgesel çıkarttık Salda'dan. Artık gitme zamanı, akşam oldu. Arkadaşlarım var, yeni arkadaşlarım. Onlarla biraz eğlendikten sonra buradan ayrılacağım. Değil mi çocuklar? Annelerin beslenmesi lazım. Hadi çocuklar, Karabaş, Akbaş, gelin çocuklar, gelin.